Evet Mehmet Güç, senin de aktardığın gibi bugün Anneler Günü ve kimi anneler bugünü kutlamalarla geçirirken kimi anneler de aslında yıllardır sürdürdükleri hak mücadelesini bugün de devam ettiriyorlar ve Anneler Günü'nde de özellikle bu konuya atıf yapıyorlar. Biz de tam o noktalardan bir tanesindeyiz. Cumartesi Anneleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İHA'de olarak 3 kurum bir araya geldiler. Bugün bir etkinlik düzenliyorlar. Hakikat ve Adalet Konferansı şu anda TMOB Mimarlar Odası'nda Karaköy Şubesi'nde gerçekleşiyor. Az önce başladı. Yaklaşık bir saat oluyor konferans başlayalı. Açılış konuşması yapıldı ve ardından da ilk oturuma geçildi. Bugün burada 3 oturum yapılacak. İlk oturumda sözü anneler ve kayıp yakınları aldı. Onlar özellikle bu sürece, bugüne kadar yaşadıklarını, hissettikleri acıları ve karşılaştıkları sorunları aktardılar. Şimdi yanımızda da bir konuğumuz var. Senin söylediğin gibi ben çok bekletmeden hemen kendisine dönmek istiyorum. Yıllardır Galatasaray Meydanı'nda ve bir o kadar da İnsan Hakları Derneği önünde bu hak mücadelesini sürdüren isimlerden birisi Hanım Tosun Kayıp Yakını bizimle birlikte. Öncelikle hem Anneler Gününüz kutlu olsun hem de teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Soralım size. Bugün Anneler Günü, İHA'de olarak hak savunucuları, anneler burada bir etkinlik düzenliyor. Sizin yanı sıra Şırnak'tan, Diyarbakır'dan, Arjantin'den gelen kayıp yakınları ve anneler de burada. Ne hissediyorsunuz bugün? Ya ben de buradan konuşmama başlamadan önce 2-3 gündür gözaltına alınan anaların, gerçi onlara gün şey değil, ben de başta şu an gözaltında olan çocukları için mücadele veren tüm anaların Analar Günü kutluyorum. Gerçekten benim için çok zor bir soruydu. Biz anneyiz, evet. Yıllardır meydanlarda kimi kayıplarını arıyorlar, kimi zindanlarda çocuklarının arıyorlar. Şu anda gerçekten 5 aydır Türkiye'nin gündeminde Leyla Güven'in başlatıldığı, bir herkes biliyor, acılık görevi var. Şu an analar çocuklarının ölmemesi için ve çocukların bir an önce bu cezaevinde acılık görevine bırakması için meydanlarda, ama 3 gündür gözaltında. Ben onlara buradan onlara Anneler Günü, onların Anneler Günü'nü kutluyorum. Burada da buraya gelince gerçekten cumartesi anaları biliyorsun yıllardır meydanlarda çocuklarının akıbetini soruyorlar yetkililerde. Maalesef yani bizi duyan olmuyor. Her ne kadar bizi duymasa da biz onların yıllardır Galatasaray meydanlarda devlet yetkilileri 90'lı yıllarından bugüne hesap soruyoruz onlardan. Neden insanları gözaltına alınıp neden kaybediliyorsunuz? Şu anda biliyorsun 37. haftadan 7 haftadır bizi İHA'nın kapısına sıkıştırdılar. Ama bizim sesimizi kesmeye onların gücü yetmez. Bizim yüreğimizdeki öfkeyi hiç kimsenin gücü yetmez. Onlar bizi İHA'nın kapısında da sokağa da izin vermese, bizim içimizdeki o öfkeyi ve kayıplar mücadelesi kimse önüne geçemez. Ne devlet yetkililerinin gücü yeter, hiç kimsenin gücü mücadelemizin durdurmaya yetmez. Biz şunu söylemek istiyoruz. Evet, bugün burada gerçekten çok önemli ve anlamlı bir gündür. Şırnak'ta gelen benim için gerçekten çok değerli bütün kayıplar için, ama şu an Slopya'dan gelen Ebubekir Deniz'in kızı aramızda ve Serdar Tanış'ın çocuğu aramızda ve Arjantin'de gelen anne aramızda ve Diyarbakır'da şu an biliyorsun Diyarbakır Koşu Yolu Parkı'nda onları İHA'nın içine tıktılar. Hiç sokakta bile izin vermiyorlar. Şirin Bayram'ın annesi yanımızda. Gerçekten birbirimizin gözlerinin içine biz baktığı zaman birbirimizi görüyoruz. Yani kayıplar
Annelerin acısı farklı bir duygu, farklı bir acı. Şu an Analar Günü, mesela Bayram'ın annesi az önce konuşma yaparken ben onun gözlerinin içine baktım. Yani bir anne çocuğunu arıyor. Yani o anne o çocuğun elinden çiçek almayı beklerken şu an mazar taşını arıyor. Ama aynı zamanda hiç kimse şunu şey yapmasın. Demesin bu analar kemikleri sadece. Kayıpların kemikleri ve mazarları, tamam, mazar taşının peşindeyiz. Biz sadece kemiklerin peşinde değiliz. Biz o faillerin, katillerin peşindeyiz. Biz katilleri bir an önce eşlerimizin, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, katillerin peşindeyiz. Bir an önce bu devlet yetkililerden şunu istiyoruz. Eğer gerçekten bu ülkeden, demokrasiden, insan haklarından bahsediliyorsa çocuklarımızın katilleri ortaya çıkarsınlar ve yargılansın. O zaman biz onlardan evet adalet vardı diyeceğiz. Ve şu anda onlara yine bugün analar günüdür. Cumartesi anaların Galatasaray'dan kaldırdığı o barikatların, o Galatasaray'daki kurduğu haftalarca, aylardır o barikatları bir an önce kaldırsın. Galatasaray bize açsın. Biz onun için de mücadele veriyoruz. Biz Galatasaray'dan asla ve asla vazgeçmiyoruz. 95'ten beri Galatasaray'da dünya bizim sesimizi duydu. Kayıpların nasıl düştüğünü ve devletin nasıl Galatasaray'dan bizim sesimizden dolayı artık gözaltından kayıp etmediği insanları biz Galatasaray'da kazandık. Ve onun için bugün de biz burada bu konferansımızda da şunu söylüyoruz, Galatasaray'dan korkmayın. Biz orada kimseye bugüne kadar hakaret etmedik, etmeyeceğiz. Ama katillerin peşindeyiz. Hasap sormak meydanımızı bir an önce bize açın. Ve burada da tekrar tüm cumartesi anaların ve yanımızda olmayan ve de çok değerli analarımızı bu 2-3 sene içinde kaybettik. O anaların da saygıyla anıyorum ve burada yanımızda olmayan, uzaklarda olan tüm kayıp yakınların anneleri, kardeşleri, herkesin analar gününü kutluyorum ve mücadeleye devam ediyoruz. Hiçbir zaman mücadelemizde vazgeçmiyoruz. Hasap sormaktan bir adım atmıyoruz. Hasap soracağız ve ta onlar bize hasabı verene kadar biz bu hakkımızı aramaktan vazgeçmiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Evet, Hanım Tosun bizimle birlikteydi. Kendisi aslında yıllardır cumartesi annelerinin içinde bulunuyor. Hem bir cumartesi annesi hem de aslında yıllardır adalet arayan annelerden bir tanesi. Galatasaray Meydanı'nda bildiğimiz, tanıdığımız yüzlerden bir tanesiydi. Bugün konferans yapılıyor. Hakikat ve Adalet Konferansı dedik. Kısaca konferanstan hemen bahsedelim. 3 oturumda gerçekleşecek konferans. Burada öğlen saatlerinde başladı. Akşam saatlerine kadar da devam etmesi bekleniyor. Saat 16-15 itibariyle de değerlendirme ve sonuç bölümüne geçilmesi bekleniyor. Konferansta gözaltında kayıplar ve hukuk konuşulacak. Kayıp yakınları konuşuyor olacak ve bunun yanı sıra gözaltında kayıplar mücadelesinde insan hakları yaklaşımı da konuşuluyor olacak ve değerlendirme sonuç bölümünün ardından da akşam saatlerinde sona erecek konferans. Gelişmeleri ve ayrıntıları gün içinde paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü şimdilik yeniden haber merkezine bırakıyoruz.